Merhaba arkadaşlar, Açık Lise TV'de çıkmış soruları 2023 Aralık çıkmış sorularını çözmeye devam ediyoruz. Peygamber Efendimizin hayatı 7 testindeyiz. Bakalım bakalım neler çıkacak karşımıza. Bu cümle aşağıdaki ayetlerden hangisiyle ilişkilendirilebilir? Dinimizde Hz. Muhammed'i sevmek, Allah'ın sevgisine ve affına ulaşmanın yollarından biri olarak kabul edilebilir. Bakalım aşağıdaki ayetlerden hangisiyle ilişkilendirilebilir? Kim sözünü yerine getirir ve Allah'a karşı gelmekten sakınırsa şüphesiz Allah da sakınanları sever arkadaşlar. Ali İmran suresi 76. ayet. Ancak bu söz ile bu cümle ile ilgili değil. Ey iman edenler, sizden kim dinine dönerse Allah onların yerine öyle bir topluluk getirir ki Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler. Onlar müminlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı güçlü ve onurludurlar. Maide suresi 54. ayet arkadaşlar. Evet, ancak bu cümleyle ilgili değil. De ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Ali İmran suresi 31. ayet. Evet arkadaşlar, burada ne diyor? Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki. Uyacağımız kim arkadaşlar? Peygamber Efendimiz. Yani Peygamber Efendimizin sevgisi bizi Allah'a götüren yollardan biridir. Allah'a bir şükürler olsun. Cevabımız Ceyhan olacaktır. Geldik ikinci soruya gençler. Kavram hangisidir? Bakalım. Kişinin Kur'an-ı Kerim'in hükümlerine ve Hz. Muhammed'in sünnetine göre düzenlemesi, İslam'ı mutedil bir şekilde yaşayarak aşırılıktan uzak bir hayat tarzını benimsemesi demektir. Hz. Muhammed'in her şeyden önce bir insan olduğunu, zamanın şartlarına uyumlu bir hayat sürdüğünü hatırında tutmak, onun sünnetini en makul şekilde yaşamaya çalışmaktır arkadaşlar. Bu kavram hangisiyle ifade edilir? Gençler, kavram sorusu, bilgi sorusu, bu kavramları bileceğiz. İtisam kavramı arkadaşlar. İtisam kavramı cevabımız Bursa olacaktır. Geldik üçüncü soruya. Hz. Muhammed'e itaat ile ilgili hangisi yanlıştır? Ona itaat etmek, onu taklit etmektir. Hayır arkadaşlar, onu taklit etmek değildir. Peygamberler taklit edilemez. Onun istediği yolda yürümektir. Cevabımız Adana olacaktır. Bu yanlış bir ifadedir arkadaşlar. Peki, kişinin Müslüman olduğunu ispattır. Miras bıraktığı değerlere sahip çıkmakla gerçekleşir. Ona itaat etmek Allah'a itaattir. Anlaştık mı arkadaşlar? Haydi bakalım devam edelim. Geldik dördüncü soruya gençler. Hakkında bilgi verilen sahabe aşağıdakilerden hangisidir demiş. Hz. Muhammed'in eşi Hafsa ile kardeştir. Annesi Zeynep binti Mauni Cümeyhi'dir. Ebu Hüreyre'den sonra en çok hadis rivayet eden 7 sahabenin ikincisidir arkadaşlar. Kim bu sahabe? Abdullah bin Ömer'dir gençler. Abdullah bin Ömer cevabımız Denizli olacaktır. Geldik gençler 5. soruya. Hangisiyle ifade edilmiştir? Bakalım ne? Allah'ın gösterdiği dosdoğru yolu takip etmek. Kur'an-ı Kerim'in emirlerini ve koymuş olduğu ahlaki ilkeleri Hz. Muhammed'in yaşadığı biçimde yaşamak. Arkadaşlar, sırat-ı müstakim neydi? Dosdoğru yol. Dosdoğru yol cevabımız Adana olacaktır. Geldik gençler 6. soruya. Bu ayette iki kişiden biri ifadesiyle hangi sahabeye işaret edilmiştir? Bakalım arkadaşlar. Eğer siz peygambere yardım etmezseniz biliyorsunuz ki inkar edenler onu iki kişiden biri olarak Mekke'den çıkardıkları zaman ona bizzat Allah yardım etmişti. Hani onlar mağarada bulunuyorlardı. Hani o arkadaşına üzülme çünkü Allah bizimle beraber diyordu. Arkadaşlar kimdi peygamber efendimizin yanında bulunan kişi? Hazreti Ebubekir. Cevabımız Ceyhan olacaktır. Geldik 7. soruya gençler. Hz. Muhammed tarafından Sasani hükümdarına İslam'a davet mektubu göndermekle görevlendirilen sahabe aşağıdakilerden hangisidir? Yine arkadaşlar bir bilgi sorusu. Abdullah bin Huzafe cevabımız Adana olacaktır. Tanım verilen kavram hangisidir demiş arkadaşlar. Bakalım. Dini konularda yeterli kişilerin insanları dünya ve ahiret mutluluğunu elde etmeleri için hak ve hakikate, doğru yola, salih amel işlemeye çağırarak onların kötülüklerden uzaklaşması için çabalamasıdır arkadaşlar. İrşat etmesidir. İrşat, evet. İrşat arkadaşlar cevabımız Ceyhan olacaktır. Gençler geldik 9. soruya. Hangisi vahiy katiplerinden biri değildir? Gençler Numan bin Sabit. Evet Numan bin Sabit kimdir arkadaşlar? İmam-ı Azam. İmam-ı Azam. Yani Peygamber Efendimiz'den sonra doğmuştur ve Hanefilik mezhebinin kurucusudur. Numan bin Sabit cevabımız Denizli olacaktır.
Geldik gençler 10. soruya. Bu metne göre Hz. Muhammed'in sahabe ile iletişimi hangisine göre olmuştur? Bakalım. Bedir Savaşı'nda Hübab bin Münzir, Müslümanların konumunun suya en yakın yerde olması gerektiğini söylemiştir. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ordunun konumunu belirlerken onun bu fikrini alarak kendi görüşünden vazgeçmiştir. Yani istişareye açık olduğunu göstermiştir arkadaşlar. Doğru mu? Cevabımız Adana olacaktır. Geldik son sorumuza gençler. Hakkında bilgi verilen bu sahabe hangisidir demiş yine bilgi sorusu. Künyesi Ebu Abdurrahman'dır. Irak Tefsir Mektebi'nin temelini atarak Kur'an-ı Kerim ilimlerine önemli hizmetler yapmıştır. Hz. Muhammed'den sonra Kabe'de açıktan Kur'an-ı Kerim'i okuyan ilk sahabedir. Abdullah bin Mesud arkadaşlar. Abdullah bin Mesud. Evet cevabımız Bursa olacaktır. Arkadaşlar bu testin de sonuna gelmiş bulunmaktayız. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.